sevgili Nüket Duru. Şu an kapıda kendisini ağırlayacağız. Öpüyorum sizi, görüşürüz. Bit mi çekiyorlar, hay Allah. Videoyu dit çekiyorlar. Yani hemen. Nüket Hanım merhaba. Cenk. Buyurunuz. Aldım beni gidiyorsun ha? Vallahi aldım gidiyorum. Hadi bakalım. Çok uzun zaman olmuştu. Nasılsınız? İyiyim tatlım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Çok güzel bir şarkı. Sevdin şimdi mi? Onu... Aa, evet. Yaşa. Ya bugün ama çalmaya çalıştım, mızıkayla beceremedim. Bak. Kemer takalım. Tabii takacağız. Tamam. Tabii. Ben pek önde oturmadığım için. Biliyorum. Alışkın. Yardım edeyim ben. Dur. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Bomba gibiyim. Değil mi? Aa, Yaso. Yaso. Selam söyledi sana. Ay, sağ olsun. Nereye gidiyoruz? Vallahi siz nereye diyorsunuz oraya gidiyoruz. Normalde buradan sonra, bu programdan sonra ne taraf? Balmumcu'ya gideceğim. Tamam, o zaman şöyle sahilde bir tur atarız. Tamam. Ondan sonra Balmumcu'ya sizi tamam. Bırakırım. Tamam. Mavi düşler. Evet. Ve çok iddialı sözler. Her zaman olduğu gibi iddialı bir Nüket Duru. Ben aslında hep şuradan başlamak isterim. Yıl kaçtı bilmiyorum. Zannediyorum 97'ydi. Ben Süper FM'deydim. Hı-hı. Siz Kum Saati programına katıldınız. Ve gece 2'de falan bitti o program. Ben yukarı çıktım yanınıza. Evet. Geldim, dedim ki Süper FM'e 5 dakika gelir misiniz? Hah. Siz de seve seve dediniz. Ve ilk kez ben sizi orada böyle bir 5 dakika 10 dakika ağırladım. Orada size bir şey söylemiştim. Sonra çok iyi hatırlamıştınız. Şimdi onu da söyleyeceğim. Hı. Yalıköy. Hı. Oğlu Ercan, şimdi rahmetli oldu benim eniştem. Sedat amcam. Evet. Ah canım. Hatırladınız mı? Tabii ki, mimar. Evet. Canım. Evet. Hı. Orada. Yalıköy'e gelirdik. O Sedat amcam ve orada hep bilirim sizi. Orası... Orada bir ortak noktamız vardı. Ondan evet. Bahsetmiştim. Çok ağlatmadım. Yok, hayır hayır. Ha, hayır. Aman, ay Allah. Tamam. Yani olmasın öyle bir şey en azından. Tabii tabii. Yani Yalıköy çok bambaşka bir yerde bizim için. O böyle aile toplantıları, hafta sonu da olsa, hafta arası da olsa, çünkü biz hafta sonları da çalışırdık ya. Evet tabii. O ona öyle işte bir fırsat sağlarlardı. Böyle ev yemekleri yerdik, evde yapardık. Ben genellikle bulaşık yıkardım. Çok severim bulaşık yıkamayı. Yapar mısın? Valla. Ay, bayılırım. Aa. Suyla oynayayım, bayılırım. Aa, stres attırıyor herhalde. Tabii, tabii, tabii. Madem böyle girdik bulaşıktan, yemekle aranız nasıl? Yapmakla mı, yemekle mi? Hem yemekle, hem de yapmakla. Yemekle, ölçüsünde yemeği tercih ederim. Çok obur bir insan değilim. Sevdiğim şeyler bol bol sebze severim. Salata çok severim. Yani otobur denebilir bana. Zeytinyağlı. Evet. Eti, yani vejetaryen olmadım ama çok nadir tüketiyorum. Yumurta severim. Aha. Güzel yemek yaparım. Peki. Her şeyi bilirim. Güzel yemek. Mesela hani Nüket Hanım, hani yapsana, yesek. Dediğimiz böyle en iddialı. İşte o zeytinyağlılar. Yani o sebzeleri böyle 7-8 çeşit çıkarırım ortaya. Oo, keşke kısmet olsa. İnşallah. İnşallah. Sen peki istedin, belki saatine rastlamıştır. Vay, ne güzel. Peki. O zaman şöyle gideceğim ben. Çok uzun zamanlar var. Yani işte demin Yasemin'de dinliyorum, 73'teki program kaydını çıkarttı. Evet. Dedim helal olsun. Evet. Aferin, bravo. O zamanki radyo programları falan filan. Ya, ya, ya. Bu dönemle bu dönem arasındaki farkı, bir iyi yön, bir de kötü yön ne? Şimdi o dönemde neyin farklı olduğunu tam yaşarken insan bilemiyor. Tabii. Zaten çocuk yaştaydım. Ama mutluydum şarkı söyleyebildiğim ve yasakları deldiğim için, evet, aile tarafından. Durmadan orkestralarla prova yapıyordum. Çağırdıklarında hiç üşenmeden gidiyordum. Saatlerce stüdyoda deneme şarkıları yapıyordum. Evet. Ondan sonra derslere gidiyordum.
istiyordum. Nasıl söylemem gerektiğini, nasıl söylememem gerektiğini, telaffuzu. Yani kendimi geliştirmek için o kadar yoğundum ki bugün öyle 20 günde şöhret olunduğunda hayretle bakıyorum. Nasıl olabilir? 20 gün yine iyi söylediniz. Hani öyle mi diyorsun? Sosyal medyada hakikaten yani baktığınızda geceden sabaha adam meşhur oluyor bir videoyla. Evet. Ama işte ne kadar zamanda olduğun değil, ne kadar zaman kaldığın çok önemli. Kaç zaman oldu? Ben 43-44 yıllar gidiyor. Evet. O 14 yaşında çıktım. 73 mü 73'ün öncesi var mı? İşte ondan bir yaz önce şeyde dans müziği yapıyordum. Ya 45 yıl olmuş. Evet 45. Ay sayamadım, parmak hesabı yapmam gerekiyor. Ben o yaştayım o yüzden yani. Ay canım. Sen doğduğunda ben sahneye çıkmışım ha. Vallahi ben izledim sizi Rumeli Hisarı'nda. Hem de kaç senesi hiç hatırlamıyorum bile. 94-95 olabilir. Olabilir. Belki öncesi olabilir. Olabilir çünkü çocuktuk biz yani. Füsunamal'la beraber sahne aldınız mı? Tamam merhaba. 78. Tamam. 78. Bak neyi hatırlıyorum Allah'ım. Ya, 5-6 yaşında falan. Allah. Ama çok komikti o programımız da. Çok güzeldi. Yani ya, Uysuz Virjin vardı. Erdem Kutman vardı. Değil mi? Ondan sonra Füsun Önal vardı. Ersan Ertura vardı. Ben vardım. Dans grubumuz vardı. Evet. Müthiş. Grup Çağdaş, onun Tuncun şef olduğu orkestram vardı. Yani çok güzel dönemler yaşamış ve de onları sindirmiş biri olarak mutluyum ben. Ne kadar güzel ya. Çok yani. Allah'a şükür ki ben de görmüş olmaktan çok mutluyum vallahi. Evet ya, yakalamışsın ucundan 5-6 yaş. Tabii yani ve hayal meyal hatırlıyorum. Acaba Füsun Önal mıydı diye tabii. Şu an sorunca netleştirdim yani. Tabii. Öyle. Sizin gibi işte 45 yıldır sahnede olan birçok insanın sosyal medyada çok geri olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Ama sizin YouTube kanalınız, sosyal medyanız, yani kanalınızı fark ettim. Videolarınızı fark ettim. Benim bugün gençlere tavsiye ettiğim şeyleri siz yapıyorsunuz şu an. Yani o stüdyoda şarkılar okumak, o Hazire'yi bir türkü okumuşsunuz. Aa evet. Bayıldım. Yalgızam yalgız. Aynen. Evet. Ve hani demin Yasemin'i dinlerken bir şey söylediniz. Şimdi çok ayıp benim için ama yani şey dediniz ya, biz hani küçük yaşta da parayla 3 kuruş 5 kuruş para alıp mutlaka öyle söylerdim dediniz ya, böyle alıştım. Evet. Beni parasız söyletemezsiniz. Ama ben şimdi nasıl yapacağım o kuple, nasıl bir kuple olacak o Azeri şarkıdan? Ver 20 kağıt söyle. Feda olsun tamam. Çantayı alayım mı arkaya? Yok. Tamam. Sadece şey olunca rujum düşmesin içinden diye. Tamam. He, şimdi öyle şarkı istiyor. Ya ki sadece bir kuple böyle küçücük, o hani nakarat kısmı belki. Hangisi? Yalgızan. Yani yanlış mı söylüyorum? Evet. Tabii doğru. Hı, tamam. Tamam peki. Bas düğmeyi al şarkıya. Tamam. Hani böyle var ya bazı evet, yani. Evet evet. Şey, onlara bile para atılıyor ya. Ya tabii. Ben niye söylüyorum evet. Ya? Ya neyse. Şimdi ayıp olur diye ben şey yapmıyorum. Yoksa hazırım yani. Canım tamam. Ah, yalgızım, yalgız, yalgızım, yalgız, gelmeni mehnete o da salan vefasız, söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Ah, keder ay olan bu güzellik senede kalmaz. Arabada çok zor da evet, sarsılıyor. Evet, her sanatçım bunu söylüyor. Sarsılıyor. Evet, sarsılınca da. Ağzınıza sağlık. Kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne kadar güzel oldu. Peki, bu aslında Avrupa Müzik'ten çıkan 3 şarkılık bir mini albüm mü? Hayır. Tek tek gidecek. İlkini Mavi Düşler evet. olarak verdik çünkü yaz başlıyor. Hı hı. Bundan sonraki biraz daha coşkulu
olacak. Ondan sonraki ise sürpriz kalsın nasıl olacağı. Öyle mi? Evet. Ha. Bir dönem hani o hani Füsun Önal'la yaptığınız kabare değildi ama değil mi o dönem hani o büyük... Adanın kabare olduğunu bilmiyorduk ama kabareydi. Değil mi? O dönem bilmiyorduk ama. Evet. Sonra da hep böyle işte kabareler oldu, Cenk Eren'le de yaptınız. İşte evet. Şu an Sıla'yla bir şey yapıyorsunuz o başka bir projeye. Yok daha bir şey yapmıyoruz. Biz Sıla'yla arkadaşız. Arkadaşız. Arada kafamıza göre takılıyoruz. Şarkı söylüyoruz, YouTube'a falan koyuyoruz. Aa, öyle. Güzel. İşte çok böyle kıskandığınız bir şarkı oldu. Ah şunu ben okusaydım. Ay hayatım ben arsızın teki. Bütün güzel şarkıların hepsini okumak isterim. Ah bu da kalsın başkası da falan. Hiç öyle bir durumum yok. Ama kıskançlık olarak değil de şarkı söylemeyi çok sevdiğim için. Onu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Ya bir dur değil mi? Yok. Cambaz, Melankoli. Nice şarkılar var. Tabii adı bilinmeyen bir deprem var, bir çakır var. Destina. Bir destina var. Bir al gönlümü al diyar gönlüm. Diyar sürükle. Bir al beni de yanına. Yani bunlar gerçekten sözleriyle, kompozisyonlarıyla, düzenlemeleriyle yerlerine konamayacak derecede yüksek şarkılar. Benim bütün derdim gerçek şarkıları gençlerin keşfetmeye, araştırmaya heveslenmesi. Şu an sizin eski şarkıların, daha doğrusu eskimeyen şarkıların... Yaşa, güzel söyledim bunu. Yani bu önemli. O eskimeyen şarkıların sizinle beraber farklı tarzda işte ne bileyim rock olur, daha gençlere hitap edecek. Evet. Uptempo olur, evet, şeyler olabilir. Bir versiyonla tabii. Yeniden düzenlenmesi Çok riskli. Neden? Çok riskli. Çünkü o şarkıların düzenlemesini Onur Tunç yapmıştı. Evet, tabii ki. Onun kadar müzik bilgisi hem klasik hem modern ve de gustosu olan insana çok az rastlıyoruz şimdi. Ve o kadar vakit de vermiyorlar. Yani teknoloji o duyguları, o ince dantel gibi örülmüş notaları zedeliyor. Ama bunu rockçılarla yapmaya kalktığınızda hücum kayıt... O olabilir. Ben bundan bahsetmiştim. O olabilir. Tazelenir yani. O zaman. Değil mi? Olabilir. Ben şart değilim. Yapalım. Gençler yapsın. Yapsın. Sizinle ama. Ben de. Peki. Sizin düetinizle beraber yani. Tamam olur. Değil mi? Olur. Bence mahsur yok. Ben birlikte şarkı söylemeye bayılıyorum. Yani kolektif işleri her zaman çok sevdim. Böyle tekliflere açığım. Bana sen bak Sarıyer'e kadar gidip yok yok şuradan dönüyoruz. İmdat sonra... beni kaçırıyorlar. Tamam başlık da belli oldu YouTube'da. Şimdi ben Hisar'dan döneceğim. Hisar'ı tamam. Bir görelim görmedim görelim olmaz. Görelim canım görelim. En son ben orada görmüştüm ya yani. Evet rezil etme beni. 5-6 yaşında beni görmüş de yok, gördüm yok. Sanıyor. Ama ben küçüğüm. Rüya o. Görmedin beni. Yine böyle bir kabare gelecek mi? Gelecek. Değişik iki kabare gelecek. Biri benim Nikit Duru Sanıyorlar adlı oyunum. Şarkılı ve anekdotlarla birlikte böyle mini bir müzikal gibi evet. Stand-up havasında. Nerede kalmıştık olacak? Çünkü güncelliyoruz. Evet. Yeni yaşadıklarımızı yazıyoruz. O oyunla turneye gittiğimizdeki gözlemlerimizi anlatacağız. Hem eskiden hem yeniden çok tatlı anılarla, şarkılarla. 36 şarkı falan var üstelik de onda çok laf yok. Evet. Ama şarkıyla anlatmak çok daha tabii ki güzel. Çarpıcı oluyor. Aynen. Şarkı söyleyen bir insana zaten yani. Evet. Bu mutlu bana. Tabii ki. İkincisi de Okan Bayülgen'le yaptığımız bir çalışma. Büyük bir ekip. O bayağı müzikal. Onun Dada, İstanbul'daki açılan Dada'da sezonla başlayacak. Allah izin verirse. Okan da dahil mi için? Evet. Ay ne güzel. Evet. Okan'ın da ismini zaten bir yerde duyuyor. Ne kadar güzel oldu şimdi yani. Ya. Kaç yıldır televizyonda da göremiyoruz. Zaten yönetmenimiz o. Süper. Geçmişe dönersek. O turne dönemleriniz nasıldı? İşte ne bileyim İzmir'deki o
fuar dönemleri. Fuar bambaşka bir şeydi. Yani o bir daha yaşanamayacak güzellikler. Zeki Müren, Ajda Pekkan, az solistler. İşte Ferdi Tayfur yeni o zaman. İşte Küçük Emrah var. Evet. Ondan sonra yabancı yıldızlar gelir. Film yıldızları var. Tanju Okan var. Ben de. Barış Manço. Barış Manço var. Şey. Ay. Rahmetli oldu şey. Cem Karaca. Bir de yok o yaşıyor aman Allah'a çok şükür. Ay çok güzel sesi vardır. Değmen benim gamlı tamam. Yaslı gönlüme. Onu söyleyen. Ama arkadaşımın adını unuttum. Eyvah. Zara'yı falan demiyorum. Yok Zara çok daha o zaman. Çok genç onlar yok onlar. Portakalda vitamin. Tabii canım. Ama iyi ki demişim. Seni çok güldürdüm değil mi? Çok güzel çok güzel. Allah sizi güldürsün hep. Amin amin. Peki bu arada susadıysanız falan yanında suyunuz var. Aa süpersin. Tamam. Yaşa. Evet. Isınmadan hiç. Aynen. Özellikle soğuk falan şey yapmıyorum. Muhteşemdi. Yani halk 10 liraya 20 liraya tıptım, bütün tıptım. Sevdiği solistleri, sanatçıları izler. Onlarla mutlu olur. Çünkü o zaman televizyon da böyle bir durumda olmadığında. Tabii ki tek kanallı dönemler. O tek kanal bile yoktu ya. 75, 76, 77. Yani böyle çok evet tek kanal evet. Başlamıştı. Evet. Ha turnelere gelince turneler tabii herkesin dayanabileceği şartlarda olmuyordu. Yani ben uyku tulumuyla gidiyordum turneye. Evet çünkü yatacak yer olmuyor, otel olmuyor, bazı şehirde ve otobüste uyuyordum. Ama bir matine bir suare yapıp öbür tarafa, öbür şehire yol yapıyordum. Çok meşakkatliydi ama çok sıcak, çok mutluluk veren. Halkla birebir temas. Evet, evet. O duygu ve o özlemle gittim bu sene işte turneye. Yine aynı mutluluğu yaşadım. Ne güzel. Yani ayaklarım yerden kesiliyor. Hele bana durmadan gelip hala aynısın, hala değişmemişsin. Tabii ki aynı değilim. Tabii ki değiştim. Ve bundan da mutluluk duyarım. Tabii ki yaşlanıyorum. Bir tanesi bana sordu. Böyle yaptı. Yerel bir gazete. Peki Nüket Hanım dedi. Yaşlanmaktan korkuyor musun? Dedi. Ben de böyle yaptım. Yaşlandım ya. Daha ne kadar yaşlanabilirim yani sana göre. Ama, niye? Korkacak bir şey görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Aynısınız hakikaten. Aynı söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Aynısınız. Bir kere ses de yaşlanmıyor ya. Evet. Yani evet. O güzelliği, o tınısı, şu kahkahadaki o tonlaması o kadar güzel ki maşallah. Çok şükür. Yani evet. İmzanızı atmışsınız. Evet bitmiş. Evet. Konuşma sesimde, şarkı söyleme sesimde. Hangisi eskisinden iyi? Yani bir şey söyleyeceğim. Yok ki. Yok yani. Hani taklidi yok. Evet. Ama iyi de baktım Cenk. Yani nasıl baktınız? Bu mücevherin bana doğa tarafından bahşedildiğini anladığım günden itibaren ilk çocukken, genç kızken falan o doldurduğum plaklar, söylediğim şarkılar, yan o düllüyüm, yakası hiç dikkat etmeden söylüyordum. Ama insanların o kısık sesi hoşuna gidiyordu. Daha sonra bunu fark edince, kontrollü konuşma, vaktinde yatıp kalkma, asla sigaraya dokunmama, sigara içilen ortamda çok fazla durmamaya çalışma. Uzun bir zaman tabii sigara içilen ortamda şarkı söyledik ama elimden geldiğince oksijen alabileceğim mekanlarda yürüme, dolaşma, şarkı söyleyerek yürürdüm ben kondisyonum açısından. Durduğumda çağlıyor tabii o zaman. Yürürken söylemeye antrenman oluyor değil mi? Tabii. Tabii. Aa, çok iyi. Tabii. 10 dakika hızlı, 10 dakika o zaman normal tempo. Gençlere bir tavsiye olsun. Tabii. Yani kondisyonlarını açmak için yürürken şarkı söylesinler.
O diyaframı mı etki ediyor yoksa nedir acaba yani? Nefesinizi ayarlamayı öğreniyorsunuz içgüdüsel olarak öncelikle. Yani birisi size diyaframınızı öğretmeden siz o sesi doğru çıkarabilmek adına, o şarkıyı söyleyebilmek, kesilmemek adına yavaş 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 açabiliyorsunuz. Çok iyi, çok güzel. Tabii. Bu da radyo programı gibi değil. Böyle bir programa katıldınız mı hiç? Valla yoldan oğlan biri aldı beni yakışıklıca. Boğaza doğru indik. Güzel yani. Ha, şu andan bahsediyorsunuz değil mi? Evet canım. Aa, dedim benden evvel böyle bir program oldu mu diye. Yok olmadım. İlk defa görüyorum seninkini böyle. Süper. Teşekkür ediyorum. Oh. Peki programla ilgili ne söylemek istersiniz? Program gibi değil ama değil mi? Yok değil. Değil. Gerçekten tatlı bir sohbet ki seni o dediğin zamandan görür görmez hatırlayamadım tabii. Mümkün değil. 95, görüşmedik zaten. 95 yılı evet hiç arada görüşmedik. Evet. Ama hiç yabancılık hissetmedim, utanmadım, sıkılmadım, kasılmadım. Çok tatlı bir auran var. Çok teşekkür ederim. Çünkü bütün bu görüntünün tam tersini da olabilirim. Evet. Güzel, tamam o zaman. Evet. Süper. Evet. Buradan kızlarla yukarıya... şansım var canım. Balmumcu'ya çıkacağım şuradan. Evet, yaşa. Yerine gelmiş olduk. Tamam. Benim bu arada küçük bir hediyem var size. Bizim arabanın, arabada yoklamanın klasiği oldu artık. Şuradan genelde sanatçılarımızı uzandırırım ama sizi kıyamam. Bakayım. Böyle bir hediye. Hep böyle küçük bir enstrüman vermeye çalışıyoruz. Ve onu denemesini rica ediyoruz sadece. Bu flüt olsa gerek. Bilmiyorum. Bir dur bakalım. Bakayım. Ne? Dur bakalım. Evet tabii yani. Nefes. Bunu nasıl deneyeceğim? Alalım dedik. Bakalım ne çıkacak? Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkmaz. Hiç bilmem. Bu yan üfleniyormuş. Ha öyle mi? Evet. Hiç hayatım. Beni kilitliyor. Umut yok. Olsun. Ama inşallah bir gün ses çıkar ondan. Evet. Merak ettirdin beni. Bunu denemeliyim. Neyi nasıl üflemem dedik. Gerektiğini öğrenmeliyim yani. Şimdi madem benim böyle bir neyim oldu. Değil evet, mi? Bizden size bir hatıra. Çok teşekkür ederim. Çok şeker. Featuring Kaan. Evet. O da çok başarılı. Evet. Çok da güzel bir çalışma olmuş beraber. Klipte de var. Şarkıda da bana geri çok heyecanlandı bunu yapmadan önce. Kısa kestik onun için. İkinci sefere artık ben ufak ufak onu şarkı söyleyeceğini düşünüyorum. Alıştı stüdyoya. Ne güzel. Hoşuna gitti. Süper. Peki ben bugün bir şey paylaştım. Siz görmediniz değil mi? Evet görmedim. Bakayım. Bak sen bak. Allah'ım bütün program böyle misin yoksa? Ben de mi böyle konuşacağım yoksa? Bunu ne yapalım? Sığdırabilmek için böyle hızlandırmak zorunda kalıyoruz. Harika. Bak, ya. Harika. Bu şarkıyı çalmayı deneyecektim de şimdi beceremem diye bu kısa süre içerisinde Mahmure'ye gittim. Çok iyi yapmışsın. O da ne özdeşleşmiştir. Ya evet, evet. Hani Mahmure derler değil mi bazen evet. Böyle? Bitmeyen, tükenmeyen popülarite bir şarkıda. Bu da Allah bana nasip etmiş. Yani 40 yıldır söylediğim şarkılar var. Aynı alkışı alıyor. Yani bu da biraz eskidi canım falan demiyor seyirci. Yani bu çok büyük bir şans. Evet. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle eksik kalan. Yani şunu da sorsan iyi olurdu dediğiniz bir şey. Öyle bir şey yok ama arasını uzatmadan yine beni gezdirecek. Ah! Wow, dünyanın en güzel şeyi tamam. Evet, evet. O zaman bir çay içmeye biz beraber gidiyoruz. Tamam. İşte ya Habil falan filan da hep tabii, beraberdi. Tabii. Bu sefer Boğaz'da. Tabii. Tamam, Rumeli Hisarı'nın orada. Oh! Çok da güzel olur, tamam. Kabulüm. Çok güzel olur. Sevdim seni. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir veda edebiliriz, çayı sallayabiliriz. Çok güzel mini bir seyahatti. Darısı başınıza.